Hazır mısın? Hazırım. Yeni bir videoya hoş geldin. Hoş bulduk. İnsanlara da hoş geldiniz de. Hoş geldiniz. Arkadaşlar annemi çok sevmişsiniz. Sürekli demişler ki annene daha çok video gelsin. Annene daha çok içerik at. Ben de dedim ki bir içeriğime daha seni bu kadar kısa sürede konuk edeyim. Oo, çünkü enerjini çok sevmişler senin. Çok tatlı annen var deyip duruyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir çok maşallah sağ diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün arkadaşlar gece pazarımı annem açacak. Ama öncesinde lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğeniler çok 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 düşük kalıyor. Bu çok önemli bir şey. 3-4 ayda bir oyuna gelen bir şey. Ve rastgele oyundaki belli başlı kostümleri daha uygun fiyata getiriyor. Hı, oyun. Gece pazarı o. Aynen. Şöyle bir pazarımız oluyor. Bunların hepsinde bir tane kaplama var. O benim çok para yatırdığım şeyler yani. Hadi bakalım. Burası herkese farklı geliyor. Hiç kimsenin mağazası birbiriyle aynı olmuyor. O yüzden insanlar heyecanlanıyor. Bana ne geldi, ne kadar indirimli geldi diye. Bilinmiyor yani. Evet. Ve şimdi sen bunları açacaksın. Hadi bakalım. Senin şansına. Hadi bakalım. Hadi. Bakalım ne çıkıyor. Prizma Ares çıkmış. Değersiz değil ama çok güzel bir kostüm de değil. Oyunda çok daha güzel kaplamalar var yani. Anladım. Anladın mı? Şuradan geri çık. Tamam, bakalım ne çıktı. Ne çıkacak? Konveks Şerif çıktı. Çok ucuz. Bu da böyle. Sence güzel mi? Güzel. Bence değil. Rengi de güzel. Bence rengi güzel. Gerçekten. Tatlı bir rengi ben var. Ben hiç beğenmedim mesela. Peki. Ve diğer maviye gidiyoruz. Evet. Aha. Muharebe Operatör. Bence hiç güzel değil. Bir bak yine de. Biraz yine böyle de eski savaş tarzından evet. Kalma bir. Garibim kırılmış yamalamışlar bir de. Evet ama böyle eski tarzda olduğu için genellikle insanların hoşuna da gidebiliyor aslında. Pembe yaç, evet. Bakalım ne çıktı. Güzel bir şey bekliyorum. Aa. Bence güzel. Radiant Crazy Bucky. Baya kötü bence. Aa çok güzel. Beğendin mi? Tabii ki süper bir şey. Nesini beğenmedin bunun? Bak ne kadar güzel. Yani teması birazcık farklı ya. O hoşuma gitmiyor sanırım. Hmm. Yani teması farklıdan kastım hani böyle karikatürümsü ya hani. Böyle çok göze alışılageldik değil. Zaten karikatür değil mi hepsi? Şimdi iki tane sarı kaldı. Sağ tarafımı açacaksın, sol tarafımı açacaksın. Hangisini açayım? Senin hislerine göre. Peki, sence hangisinde? Sağdan başlayalım. Bir şey söyleyeceğim. Hangisinde daha güzel bir şey hissediyorsun? Heh, evet, hissetmek. Kutumda büyük hissediyor musun? Kutumda güzel hissediyorum. Bakalım sağdan başlayalım. Hadi başla bakalım. Evet. Bıçkın diye bir bıçak geldi. %39'luk bir indirimi var. Daha önce de gelmişti sanki bu bıçak bana. Işıl ışıl. Bir tane kaldı. Evet. Anne burada o vurgunu yapmak zorundasın. Çok güzel bir şey çıkar. Hadi lütfen. Bakalım. Hadi bakalım. Senin şansına. 1, 2, 3 açıyoruz. Ay çok kötü. Yani benim beklediğim kadar iyi değil. İki tane sarı gelmişken daha güzel bir bıçak beklerdim burada yani. Şimdi bunlar sende olmayan seri mi? Evet bunların hiçbiri bende yok. Bende olmayan silahları gösteriyor. Aslında benim sarıların bu kadar güzel gelmeme sebebi de bu. Bende çoğu güzel bıçak olduğu için bence güzel bıçaklar çıkmıyor diye düşünüyorum. Sendekiler daha güzel olduğu için bunları beğenemiyorsun şu anda. Evet. Sence hangisi güzel? Hangisini beğendin peki? Bence hangisi güzel? Şu güzel. Sen hangisini beğendin? Ben hiçbirini beğenmedim. O zaman alma. Ama o zaman gece pazarından hiçbir şey kapamamış olacağım. O zaman gözünü kapat, bana dur de. Öyle mi seçeyim? Evet. Tamam, kapattım. Gezdiriyor musun öyle? Evet, gezdiriyorum. Gerçekten mi? Evet, üçüncü turum, dördüncü turum. Dur. Hayda. En beğenmediğini mi seçtim? Ama beğeniliyormuş zaten. Ben yani, beğenmesem de oynayanlar var, sevenleri var. Oyunun genel tarzına göre çok farklı bir silah açıkçası. Ve ucuz da. İlk başta beğendiğin neredeyse 300 lira gibi bir fiyatı var. Şu. Aynen hatta daha pahalı da olabilir. Bu ne kadara denk geliyor? 600 mü? 622 Valorant puanı kaç Türk lirası? Hemen ne yapıyoruz? Vatan Game'i açtık. Şuradan bir Valorant puanı fiyatlarına kontrol edelim. Ne kadar ediyormuş ben de anneme söyleyebilirim. Valla anne o 1700'lük olan için 2200 Valorant puanı almamız gerekiyor. 409 liraya denk geliyor. 600 Valorant puanı olan için 118 Türk lirası. Şimdi biz şansımızı denedik ama sonuçta sen beğenerek oynayacağın bir şeyi al. Ama öyle olmaz artık burada yani yaptık oyunumuzu. Muharebe Operatör çıktı ya mızıkçılık olur hani.
Sen dedin ki böyle seçelim. Seçtik. Bu geldi. Bir farklı konuş olur. O yüzden mızıkçılık yapmayalım. Zaten bir oyunla gözüm kapalıyken seçtim bunu böyleydim. Evet. Buradan. O bakmadın yüzden... değil mi? Hile yapmadın. Hayır. Olur böyle elini belki açmışsındır azıcık. O zaman bunu seçtik. Bunu seçiyorum. Ve hayırlı olsun diyorum. Şöyle satın alıyoruz. Kaç liraya denk geliyor demiştim. Yaklaşık 100 küsür lira liraya denk geliyor bu. Güzel ama indirimli aldık. Hoş oldu. İyi oyunlar diliyorum sana. Bundan sonrası arkadaşlar benim size bu silahı gösterişim olacak. Ama şimdi dışarıya çıkacağım. Spora gideceğim. Sonrasında ben ayrıyetten video çekmiş olacağım. Siz zaten burada kesilmeden o videoya geçeceksiniz. Hoşçakalın. Bye. Evet arkadaşlar, videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gece pazarında bize ne veriyorsun diye merak edenleriniz varsa arkadaşlar, bu gece pazarında gece pazarınızı fullemiyorum. Ama Vatan Game'e üye olanlardan birkaç kişiye 1200 Valorant puanı hediye ediyorum. Tamamen rastgele bir şekilde seçeceğim ve size yollayacağım. O yüzden aşağıdaki referans linkinden Vatan Game'e üye olmayı, uygun Valorant puanlarını Vatan Game'den kapmayı unutmayın. Dün YouTube yayınında Smurf hesabımın gece pazarını açmıştık. Onu da YouTube yayınlarından bulabilirsiniz. Ayakta kalan son oyun. Operatörümü alınca görüşeceğiz senle Reyna. Şerif aldım ki bir sonraki ele operatör alabileyim. Şu muhteşem operatörümle oynayabileyim. Of. Bir düşman kaldı yoluna. Oh, bir tane bacak atıyorum. Adamlar ölüyor abi. Daha ne isteyeyim? Yani fiyatına göre bence hem farklı hem... Şimdi eğlenme okay sırası yani bende. Yapma. Eğer onu ölürsem... Bir düşman kaldı. Onu ölmeyeyim yani. Spike B'de düştü. Reyna'ya çok güveniyorum ama... Ayakta kalan ananı satayım. Biliyordum bunu yaşayacağımı. Neyse. Keşke Reyna ona bıçak atsaydı da intikamımı alınsaydı ya. Ya ne düşünüyorsunuz ya? Çok kötü bir operatör mü? Bence fena değil. Yani farklı bir tarz olduğu için. Elveda, ultim hazır. Uş, ona noscope gitseydi var ya, çok iyi olacaktı burası da. Sağda. Ama bir durun ya, şurada o kadar plays yaptım, üstüne flash attı, flash atmayın. Aşağı indim gitti. Bir düşman kaldı. Işınlayıcı hazır. Kazanmış olmalıydık ya. Ben yani taraf bu el 4 vurdum. Hak etmiştim ya. Bulldog var midde. Midde bulldog var. Chat önünde bulldog var istersen. Allah aşkına o mermiler nereye gitti? Allah aşkına ya. Kurbanın olayım. Nereye gitti o mermiler? Bu neydi oğlum? Merminin geldiğini de duymadım. Nereden vuruyor oğlum? Hadi bakayım. Çok yavaşsın. Gördüm seni. Tuzağım yok edildi. Bir düşman kaldı. Haydi Allah'a emanet. Kaplama hakkında hiç yorum yapmıyorum, farkında mısınız? Yani adam vurdurtuyor diye hoşuma mı gitti acaba, anlamadım. Bir böyle Call of Duty'den çıkmış gibi olması mı hoşuma gitti? Yani neyi nostaljik geldiği için mi hoşuma gitti bilmiyorum. Hani hiç beğenmem oyun içi, efeksiz nefeksiz diyordum ama... Bayağı güzel geldi gözüme ya. Ne düşünüyorsunuz? Bence fena bir parça kapmadık galiba. Hani annemin şansı çok şanssızmış, hiç güzel bir şey gelmedi falan diyordum ama şu an hiç öyle düşünmüyorum. Bir düşman kaldı. Çok yakındı. Tuzağımı buldular. Kendi beyzim. Helal. Bana kimse çıkıp da operatörün hakkını vermedin demesin. MVP olmuşum abi, daha ne yapayım yani? Bu seti aldığım videoda da söylemiştim. Yine söylüyorum, bıçak çok kötü. Yani Valorant'a şimdiye kadar gelmiş en kötü bıçak olabilir diye düşünüyorum. Şükür operatöre param yetti. Bir mid OP bakalım. Dolduruyorum. 3, 2, 1. Kaçtım. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Işınlayıcı hazır. Silah burada. Küfür yedim. Özür dilerim. Operatörde bu kadar iyi olduğumun bilincinde değilim arkadaşlar. Ben acaba dereceli de chamber member mı oynasam ya arkadaşlar? Çok da fena değilmişim gibi geldi bana. Size de öyle geliyor mu? Ama o vuruşu kaçırırsam... O vuruşu kaçırırsam ölürüm. İki kez gördüğüm halde adamı vuramadım ya. Ben yine kendime nazar değdirdim bence. B'de düşman görüldü. Arka gelir mi?
Ne oluyor ya? Manyak gibi tarıyorsunuz birader. Ya ben bu operatörü beğendim arkadaşlar. Bana adam vurdurtuyormuş gibi geldi. Tipi falan da hoşuma gitti. Oynarım yani arada bir takıp. Öyle çok boş harcadığım bir paraymış gibi gelmiyor şu an. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani genel Valorant kaplamalarına benzemediği için belki beğenmemiş olabilirsiniz. Hakkınızdır derim. Yine kazandım. GG! Jet diyor ki var Lucia mısın? Abla. Merhaba. Ay abla, iki maçtır karşıma geliyordun. Gerçekten sefer... Nasıl öyle denk geldik? Evet. Bilmiyorum gerçekten. Helal. Ne, onun bir canı var. Beş sayfa. Ne güzel döndü. Çok güzel vurdum ya. Ama ölmediler. Çünkü silah alamıyorum. Param yok. Ya ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Normalde konuştuğum zaman maç tanınırım. Konuşmadan tanındım. Çok garip bir an yaşadım yani bu maç. Çok farklıydı. Bana bunun neden böyle olduğunu söylemediniz ya. Ben bilmiyordum. Mid var. Sıradaki. Koşuyor. Çok yakında. Çok yakında. Sizce derecelinde Chamber oynamalı mıyım ya? Kendime çok güvendim neden sizce operatörde. Niye böyle oldu bilmiyorum. A geliyor. Evet, o vuruşu kaçırdıktan sonra. Bir daha denedi ama bir daha olmaz dedi karşı takım. Aa, Jet çok şanslı. Jet ne haber? İyi abla, sen? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hayır, çok heyecanlıydı benim maçıma geldiği için ama hiçbir şey demiyor, hiçbir şey konuşmuyor. Bıçağınızdanmış. Teşekkürler. Ya çok tatlı. O konuşmuyorsa ben onunla konuşayım. Utandı belli ki, konuşamıyor. Yani ignorluyor gibi olmak istemiyorum. Benim de dikkatimi çekiyor maçıma izleyicimin gelip beni böyle tanıması ama... Bir yandan da size video anlatmaya çalıştığım için, içerik anlatmaya çalıştığım için böyle bir şeyler çıkıyor ortaya. Çok konuşamıyorum da kendisiyle. Kız ne yaşadık lan? Birden Neon'la öpüştüm. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Benim operatör skillerim bu maçı kurtarmaya yetmedi. Hayırdır lan, hayırdır? Spike B'de düştü. Çok üstün yeteneklerime dayanarak söylüyorum ki A'da kimse bulunmamaktadır. Bunu özel info alma taktiği Chamber'la yapmış bulunmaktayım. Hep birlikte B'ye dönelim ve adamlar rotate atıp A'yı alsın diye düşünüyorum. Tam da tahmin ettiğim kurgunun olması peki. Hazır. Bu hep böyledir arkadaşlar. Bu bir fikstir yani. Maç okumada benim gibi olursanız Plattan Demire serisini siz de çekebilirsiniz. Maçı okuyorum. Zeka yetiyor. Ama oynayabiliyor muyum? Hayır. Bir düşman kaybettim. Oğlum benim kumarım operatörü elime alınca başlıyor. Biri gitti. Ayakta kalan son oyuncu. Temurlu. Bir düşman kaybolmuştu. Noscope deneyecektim, silah çekemedim elime ya. Yandım ah yandım, kurtarsana. Kaldım ben insafına. Acaba sadece arka planda böyle deli deli şarkılar söylediğimi bilsene. Bende birazcık var ha kafanın o çatlaklık, biliyorsunuz zaten de. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Çok yavaşsın. Işınlayıcı yok edildi. Ayakta kalan deli taklidi yap, deli taklidi, ondan anlıyor. Bonkör birileri var mı? Oğlum o klasiği bana nasıl atmayı başardın lan havada? Çok da çirkinmiş onu. Bir daha konuşsana. Merhabalar. What?
Sen. Evet evet. Evet evet o benim. Merhaba. Merhaba. Ne olur yarın videoyu izle tamam mı? Çok güleceksin. Tamam. İzlerim zaten. Of çok komik ya. Allah bana şarkı söyledim. Kızım da ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Ayakta kalan sağlıyorum. Abi akıl sağlığımı kaybetmiş gibi oynuyorum ve çok eğlenceli. Şimdi benim zamanım başlıyor. Operatörüm geldi. Hadi oğlum. Özür dilerim arkadaşlar. Turun yarısında Vandal vesaire almayıp ilk ok alıp size el kaybettirdiğim için kusuruma bakmayın. Bakayım. Eğer bu maçı kaybedersek uzaması seni sevdiği bir bil tamam mı? Ya çok tatlısın. 3-4 milyon varken izliyordun. Hatırlıyorum da böyle. O kadar. Tuhaf geldi maça. Evet. Ya çok iyi. Dikkat. Iskalamam. Özür dilerim isterdim ama maalesef canım. Abi maçı kazanmamız lazım, uzaması lazım deyince ben de elimden geleni yapmak zorundaydım bu tur yani. Bu arada operatörüm nasıl? Gece pazarından çıktı. Güzel ya. Bence de güzel değil mi ya? Hiç benzemiyor. No, ben sevmiyorum ya. Ben beğendim ya. Bence operatör olarak güzel. Sen beğendiysen sorun yok. Ha, teşekkür ederim. Ya çok tatlı bir tane kız çıktı. Bu ne? Var, onun bir de? Bilmiyorum ki. Ola da bilir. Yapma. Ece'ye koymamışım, E'ye koymamışım. Arka geliyor mu? Bitti gitti. Ayakta kalan burada. Son oyuncu. Ah be, eline sağlık Enti. Savunucular kazandı. Titi, o amını doğru tahmin etmişim. O amının amını vursaydım. Amını vursaydım yani, yanlış olmasın lütfen. Yanlış kelime kullanmadım. Asla öyle bir şey demedim. Ben biliyorsunuz ki hayatımda hiç küfür etmedim. Yine de güzel aldık diyorum. Güzeldi diyorum maç. Beni tanıyan canım izleyicilerim, maçı ve gelen canım izleyicilerim hepinizin de eline sağlık. Sizleri kocaman öpüyorum. Videoyu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ve gerçekten hani like'ı da atmışsınızdır anlamında. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın.